gizli toplantıların fısıldaşmalarından kulis men edilip sonra men edildikleri şeye dönenleri, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bizi azap etse ya derler. Onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Artık o ne kötü bir giriş yeridir inşallah. Münafığın sinsi ve gizli bir dünyası vardır. Yani aleni açık çalışma yapmaz münafık. Yani önce kendini gizlemeye ihtiyacı vardır. En çok ihtiyacı olan şey gizlemektir. Eylemini yaparken de eyleminin fark edilmemesi çok önemlidir. Onun için fısıltıya ihtiyaç var. Yüksek ses nedir? Duyulması demektir. Evet. Yahut aleni konuşma ne demek? Duyulması demektir. Münafığın kaçamak görüşmelere, gizli fısıldaşmalara ihtiyacı vardır. Mesela Müslümanların yanından gider, küfürle veyahut diğer münafıklarla bağlantı kurar. Evet. Bağlantıyı nasıl kurar? Mesela dışarı çıkıyor, nereye gidiyorsun dersin? Şöyle bir hava almaya gidiyorum der. Veyahut bakkaldan bir şey alacağım, geleceğim der. Ama asıl amacı münafıklarla görüşmektir. Evet hocam, inşallah. Mesela fark edelim, konuşuyor telefonda. İçeriden duyacaksın. O ne yapar? Fısıltıyla konuşur. Sezdirmemesi lazımdır. Evet. Fısıltı ne demektir? Yani diğer kişiye bilginin gitmemesi için alınan, her türlü tedbiri için alınan bir kelimedir fısıltı. Yani diğer kişiye bilginin akışını durdurmak. Bunu internetten gizli yapar, telefonla gizli yapmaya çalışır, konuşmasını gizli yapar. Yani gizli bağlantının her çeşidine işaret eden bir ayet o. İnşallah hocam. Yani sezmeyeceğin bir tavır. O kuluçka devresi vardır işte münafığın. Yani kudurmadan önceki kuluçka devresi. Onda bir gizlilik vardır. Sonra aleniyete döker artık münafık. Bir süre sonra artık eli yüzü yırtar. Ayrıldıktan sonra saldırganlaşmaya başlıyor. Ondan sonra gider işte ihbarcılık yapar. Müslümanları ele vermeye çalışır. Mesela Mekke müşriklerine peygamberimizin sırlarını veriyor. Müslümanların sırlarını veriyor. Veyahut Müslümanlara saldırmak isteyen diğer gruplara Müslümanların hangi stratejileri güttüklerini, nasıl savunma sistemi kurduklarını gidip onlara anlatıyor. Sonra da iki tarafın savaşını uzaktan Bedevi'den arasından seyrediyor. Evet hocam. Münafık. İnşallah. Heyecanla bakalım ne olacak gibisinden. Tabi Müslümanların yenilmesini istiyor. Müslümanlar da yenilmeyince onu beceriksizliğine veriyor. Diyor ki ya ben beceremedim herhalde diyor. Halbuki kaderde yok o. Akılsız olduğu için onu başarılı bir operasyon yapamadığı için onun öyle olduğunu zannediyor. Bir daha dener, yine yapamaz. Bir daha dener, yine olmaz. Allah diyor yani o inatçılıkları, kararlılıkları kalpleri parçalıncaya kadar devam eder diyor. Yani yıllar geçmesi, 10 yıl geçiyor vazgeçmez bunu. 20 yıl geçer yine vazgeçmez. 30 evet. yıl yine vazgeçmez. Allah ancak diyor kalbi mezarda parçalanınca vazgeçer diyor. İnşallah hocam, evet. Yani kalbini bakteriler parçalıyor ya mezarda. Evet. O zaman bırakır diyor, o zaman vazgeçer diyor. Yani ölmeden vazgeçmez diyor evet. Allah ayette. Çok inatçı, gözü dönmüş bir kararlılığı vardır münafığın. Ve gizliliğe azami itina gösterir. Mesela ilk safhasında hiç anlayamazsın. O yüzden anlaşılmıyor münafık. Müslümanlar ise tam muttaki, mümin, iyi niyetli, dürüst, efendi bir insan görünümündedir. Mesela dışarı çıkışlarında gezmeye gittiğini, yahut arkadaşlara görüşmeye gittiğini, yahut yani çok masum amaçlarla çıktığını söyler. Halbuki direkt Müslümanlar hakkında bilgi vermek ve Müslümanları yıkacak bilgiyi tasarlamak, onunla ilgili bilgi geliştirmek için gider. Ama sığınacak bir yer bulmazsa Müslümanların yanına gitmiyor. Evet. Ayette var. Sığınacak yer diyor ki, bir mağara dahi olsa diyor, bak hayvan ya, hayvan da girer değil mi? Evet. O yere de sığınır diyor Allah. Yani mesela izbe bir evde olabilir, izbe bir yerde olabilir ama yeter ki Müslümanların yanına kaçabilecek bir yer olsun. Ve Müslümanların savaşacak bir yere ihtiyaç var. Yani bir karakol kurar Müslümanlara karşı. Bu bir evde olabilir, bir mağara da olabilir, bir harabe de olabilir, bir evin bodrum katı da olabilir, herhangi bir yer olabilir. Yeter ki Müslümanlarla mücadele edeceği bir yer olsun. Oradan artık bilgi toplamak, yani kendindeki bilgiyle küfrün ihtiyacı olan bilgiyi birleştirir. Evet hocam, inşallah. Yani orada elde ettiği bilgi küfre bilgi verir. Mesela der ki siz şuradan saldırırız, şöyle yaparsanız netice alırsınız der. Ama siz mesela şöyle saldırırsanız onların yöntemidir, bakın buradan tedbir alırlar. Buna karşı dikkatli olun der münafık. Evet hocam. Anlaşıldı. Mesela onların
zayıf noktaları şuralardır der. Mesela şu kişiler daha münafıklığa daha yatkındır. Bunların üstüne bastırılırsa, tabii münafık demez o da. Evet. Bu kişiler müsaittir. Mesela bunların üstüne giderseniz bize çekebilirsiniz onlar der. Hani kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir diyor ya Allah, evet, Cenab-ı Allah. Hocam, inşallah. Yani münafık da uzaktan onu tespit eder. Kimse onlar teker teker onlara haber gönderir. Evet. Bize gelin der.